iki çocuğunun annesi olduğunu söyledi. Meryem'i aramak için stüdyomuza geldi. Eşini bulduk. Onunla yüzleştirdiğimizde Meryem'in söylediği cümleler bizler için çok önemliydi. Evlilik birliğini terk etmesinin başka bir yerde bulunma sebebi eşinin kendisinin bedeni üzerinden para kazandığını, eşinin bekar arkadaşlarının eve geldiğini ve para karşılığında onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etmişti. Sadece bu iddianın sahibi Meryem değildi. Sonra ihbarlarda biz öğrendik ki Gökhan Zamboğlu amcaoğlunun eşiyle de bir birliktelik yaşıyor. O kişiden de bir çocuk dünyaya geliyor. O çocuk şu anda yetiştirme yurdunda ve o da zihinsel engelli. Zihinsel engelli hanımefendiyi hanımefendinin üzerinden de bedeni üzerinden de para kazanmaya çalışmış bir kişi. Yayınımız ihbar kabul edildi. 17.05.2019 günü canlı yayında Meryem Zamboğlu'nun iddiaları ve yayına bağlanan telefonlar Gökhan'la ilgili gerçekleri ortaya koydu. Para karşılığında eşlerini, iki eşinde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle yayın esnasında biliyorsunuz ki gözaltına alındı Gökhan Zamboğlu. İstanbul Bahçelievler Asayiş Büro ekiplerince ifadesi alındı. Sonrasından savcılık talimatıyla olay yerinin Sakarya Kocaeli ilçesinde olduğundan Kocaeli Savcılığı'na sabah saatlerinde Gökhan Zamboğlu sevk edildi. 18.05.2019 akşamüstü savcılığa verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından oğlunuz tutuklandı Şükrü Hanım. Tutuklanarak Sakarya Ferizli cezaevine gönderildi. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği, Adapazarı Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocaeli Polis Merkezi Amirliğine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Oğlun şu anda cezaevinde. Önce bir görüntülerimiz var. Onları ekrana getirelim. Adapazarı'nda ne kadar yabancı uyruklu da varsa ağırına düşürüyordu. Evlendiği kadınları böyle suça teşvik ediyordu. Gördüm gözümle. Beni doğru yoldan çıkaran sen. Yengenle birlikte olmuş bir adamsın. Eşini bir kazanç kapısı olarak görüyor. Oğlunun iki tane eşini de pazarladığını biliyor musun? Hayır. Kanımı donduruyor bu iddialar. İnşallah emniyet yayında ihbar kabul ederler. Canlı yayında gözaltına alındı. Emniyet güçleri tarafından şu anda binadan çıkartılıyor. Gökhan Bey, iddiaları hala yalanlıyor musunuz? Yalanlıyorum ablacığım. Onca ihbarı, onca iddiaları, eski eşiniz de aynı şeyleri söyledi. Yalanlıyorum ablacığım. O gün Meryem'in de ifadesi alındı. Sonrasında Meryem serbest bırakıldı. Şu anda Adapazarı bölgesinde buraya gelmedi. 2 yaşında bir çocukları vardı biliyorsunuz. Onlardan DNA testi istiyorum demişti Gökhan. Aslında o DNA testi istemeye de mecbur kaldı. Canlı yayındaki bu konuşmalardan sonra. Maalesef ki 2 yaşındaki bebeğin babası, biyolojik babası Meryem'in iddialarını da doğruladı. Biyolojik baba Gökhan Zamboğlu çıkmadı. Daha acısı sevgili seyirciler. Çocuğun bedeninde bazı yerlerde şiddet izleri vardı. Şu anda da o Sosyal Hizmetler Kurumu'nda yaşamına devam edecek. İşte şimdi şunu söylüyoruz. Öyle bir babanın elinde olmaktansa devlet korumasına ve devlet yurdunda daha güvenli bir ortamda büyüyecek. Dilerim. Benim de etrafımda çevremde var evlat sahibi olabilmek için sosyal hizmetlere başvurmuş yıllardır gelecek olan haberi bekleyen dilerim iyi bir aileye de evlatlık olarak verilir. Bir 6 aylık çocuğunuz var. Evet. Torununuz var. Evet. Onun da DNA testini açıklayacağım. Hı. Öncelikle oğlunuz cezaevinde. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Meryem doğruları söylemiyor dediniz. Hı. Ben kabul etmeyeyim. Oğlunuz niye cezaevinde peki? Ben bana yakın evi. Ben sabah da yemeğimi yiyeyim. Gideyim ben çocuklarıma bakayım. Kabul etmeyeyim, bilmeyeyim. Asla kabul etmeyeyim. Meryem madem bu şeyi yapıyordu. Sadece Meryem değil, ilk eşi Nebiye Hanım'la da. Tamam aslında dinle. Az dinle bak. Madem o çocuğu dışarıdan getirdi. Bana yıllarca. Dışarıdan getirmedi.
senin oğlunla beraberken başka biriyle birlikte oğlun başka bir insanlarla birlikte olduğu için... Ondan önce bilmeyeyim. Benim oğluma da, aha bak inanmıyorsanız kaç kişi bağlanacak? Ben tutmadım adamları. Kaç kişi bağlanacak buraya? Onları Maya'dan meyran mıkını bağladınız. Meyran mıkını dinlediniz. Benim telefonlarımı da dinleyeceksiniz. Niye iki kadın aynı iddiada bulunuyor? İki kadınız. Bakın siz bilmiyorsunuz. Oğlunuz çocuğunuz sosyal hizmetlerde olduğunu bile bilmiyor. Hı. Yani bir siz çocuğu sosyal hizmetlere bıraktınız. Yengeniz var ya sizin. Hı. Yengesiyle beraber oldu ya. Hı. O çocuk devlet yurdunda. Şimdi yengesine... O kadına da fuhuş yaptırmış. Yengesini aldığımda benim haberim şöyleydi. Ben şeydiydim, memleketliydim. Bak, amcamın gelinini aldığında memleketliydim. Eşimle baba Bulancak'ta git bağlayayım, Bulancak'ta söylesinler. Bana telefon ettiler. Dediler ki, eğer yalan konuşuyorsam ha buradan Adapazarı'na gitmeyeyim. Sizin bilip bilmemenizin önemi yok. Çok zor bir anne için. Önemi yok. Astur bak. Yapmış bana mı? Ne kadar yapmış. Zor. Bakın, ben burada insanın... duydum. Bakın, bu bir şeyde duydum. Bir anne olarak şunu düşünün. Ne? O kadın... Kadının evet. sığınma evine gitmiş, hı. oğlunuz hala onu rahatsız etmeye devam etmiş, evet. aile o kadını koruyamayacağı için hı. devlete emanet etmiş. Devletin psikoloğu o kadını konuşturabilmiş, bu ülkede cinsel istismara uğrayan kadınlar konuşamaz. Bu kadının ancak dili bunlardan orada açılmış. Benim şu an haberim yok. Senin, daha siz oğlun hala bir şey yapmıyor. Evet. Şimdi düşünsenize Allah korusun. Ben onları duysaydım. Ben senin burada oğlum. Duydum o olaylar, o şeyler burada açıklandı. Yalnız bak beni az bir dinliyorum. Ana tamam. olarak dinlen bak. Sen de bir kardeşimsin. Dinle. Ben eşimle Bulancak'tan duruyordum. Eşim bana telefon üstüne etti. Benim kız Burcu. İnan sen Burcu'ya bağlanın. Burcu numarası bende var, bağlanın. Anne dedi, buraya gel dedi. Ben de bir şey oldu sandım. Acaba çocuklarından bir 5 tane çocuğu var ya. Çocuğuna mı bir şey oldu dedim. Eğer yalan konuşuyorsam ha bu mübarek günü Allah beni Adapazarı'na gitmeye nasip etmez. Allah 4 tane tekerin altına bıraksın beni. Öyle mi? Aha bak inan ki bak ne haberim var bu olayda ne bir şeyim var. Tamam ben de adam dedim kalkalım gidelim dedim. Biz göçümüzü yükledik Adapazarı'na geldik. Baktım o Gökhan'ın karısının kanlı böyle gebe. Hangisi ilk eşi mi? İlk eşi. Dedim ki kızım dedim bak dedim benim dedim bizim dinimizde imanımızda dedim öyle bir insan yok dedim. Ben dedim bir tane dedim bu çocuk kimin diye ben kaç defa sordum. Biz o çocuğun babası Gökhan. Şimdi ben DNA testini açıklayacağım 6 aylık bebeğin. Biliyorsun ilk torunun oğlundan çıkmadı. Evet. İkinci çocuğun DNA testini de açıklamak onu istiyorum. Ha? Ne? Onu bazı şey yapın. Neyi? Gökhan'dan mı? Doğru deyin. Ben yıkılırım. Eğer bu çocuk da, bu çocuğun babası da oğlun değilse... Yıkılırım ben. Esra Hanım, DNA'yı açıklamadan önce... Ben yıkılırım. Sizden rica edeceğim. Çünkü ekip arkadaşlarım tarafından 2 yaşındaki evlat, çok güzel bir evlattı. Kuruma teslim edilirken ekip arkadaşlarımdan ricada bulundum. Lütfen çocuğu teslim ederken bütün vücudunda darp izi var mı diye bunu tespit ettik. Bu... 2 yaşındaki evlat anne evde olmadığı için baba ve sizin yanınızdaydı. Hı. Bunları çocuğa kim yaptı? Ondan haberim yok. Kim bakıyordu çocuğa buraya geldi? Bu çocuğu buraya gelecek oldu zaten ondan şu an haberim yok. Anne gittiğinden beri çocuklara kim bakıyor? Ben hastaydım ben hastanedeydim. Kim bakıyordu? Şu an Gökhan'ın elindeydi. Benim oğlumun elindeydi. İki çocuk da mı? Birisi bende. En ufağım bende. 6 aylık sendeydi. 2 yaşındaki babayla mı beraberdi? Babayla. Gökhan tamam, oğlum onun üstüne çok peki? düşüldü. Haberim yok. Ama bu çocuğun vücudunda bu var. Haberim yok tam şu an. Tam omuz bölümünde büyük bir kızarıklık var. Birçok resim var Esra Hanım. Vücudunun her yerinde var. Bunların hiçbiri düşme izleri yani bir çocuk düştüğünde çünkü yaşadığı yok işte. Bedeninde oluşan morluklar değil. Yani aleni, çimdik, ısırma, vurma ve sıkıştırmadan kaynaklı. Yani bunların hepsini anne yok ortada baba yaptı. Ve çocuğuna da şiddet uygulayan bir baba. 6 aylık torununun babası oğlun.
Ama öyle bir baba... Altay bebek Gökhan'ın mı? Gökhan'ın da öyle bir babayla büyümesi olur mu? Evet, onu da bilmiyorum. Seni. Aile Bakanlığı Sosyal Hizmetler bu konudaki en iyi kararı verecektir. Evet. 2 yaşındaki çocuğun vücudundaki darp izleri ve yaşadığı şiddet ortada. Sanmıyorum ki bu saatten sonra 6 aylık bebeği de geride bıraksınlar. Baba şu anda cezaevinde. Anne zaten ayağın beyan. Ne olursunuz bana verin, ben bakacağım. Ben bakacağım. Ben bunun karar merciği ben değilim Şükrü. Beni koparman evlatımdan. Ne olursunuz. Sosyal hizmetlerde koparman beni evlatımdan. Ne olursunuz bana verin, ne olursunuz onu verin bana. Şükrü abla. Sana ben duracağım, ne olursunuz ben bakacağım. Asla ben bakacağım evladımı, bana verin ne olursunuz.